Abla, ya bak, konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama... Aslı'nın bugün Hatice'ye yaptıkları, tamam bize ayıptı. Ama bence bu hepimize yapılmış bir ayıp. Ben onunla konuştum, merak etme. Yaptığı hiç doğru bir şey değil. Ama onun da kocası içeride. Ne yaptığını bilemez halde. Bundan sonra olmayacak. Senin sözün benim için senet abla. Sen öyle diyorsan, eyvallah. İyi akşamlar. Var mı bir haber? Nasıl, abim iyi mi? Mehmet'le görüşebildin mi? Ya bir sakin olun. Hep birazdan soruyorsunuz. Meraklanmayın. Savcılığa bütün itirazlarda bulunuldu. Yarın hayırlı haber alacağız. Evladımız bize bağışlar abi. Aslı nerede? Kızım ben de seni soruyordum. Ziya baba ne olursun güzel bir haber ver bana. Hayırlısıyla yarın güzel haber alacaksın kızım inşallah. İnşallah alırız o güzel haberi. İnşallah. Afiyet olsun. Ne işin var senin ya burada? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Abla. Aslı biz seninle ne konuştuk kızım? Seher Hanım, ben bu kadının olduğu masaya oturmam. Ya o gidecek bu masadan ya da ben gideceğim. Aslı. Seher, tamam. Aslı, biz seninle ayrı konuşalım kızım. Ben de sizinle geleyim. Lüzumu yok. Afiyet olsun. Mehmet Karlı, ziyaretçim var. Gel kızım. Ne olacaksın ya baba yani? Çıkabilecek değil mi? Yarın değilse de öbür gün mutlaka çıkar. Merak etme. Ya, ya çıkamazsa yani? Aksi bir durum olur da orada kalırsa... ne bileyim Mehmet perişan olur. Aslı. Kızım, sen de benim evladımsın. Mehmet, Selçuk, Mina neyse sen de benim için öylesin. Sizinle ayırırım. Ne de içinizden birinin kılına zarar gelmesine izin veririm. Ben de avukatlar da elinden gelen her şeyi yapıyor. Merak etme. Mehmet çıkacak. Sana baba sözü. İyi ki varsın Cemal'im. Sen de iyi ki varsın kızım. Lazım mı içeride? Ne yapayım ben senin için? Bana bir şey yapmak istiyorsan ölen adam araştır. Kim bu adam? Ne yapmaya çalışıyor? Kim öldürdü? Aslı'dan ne istiyor? Bana araştır bunu Metin. Ben işin üstündeyim. Ama sen de kendine hakim olacaksın ve bu işi hep bize bırakacaksın. Söz ver. Bunu kimin yaptığını bulmadan bana uyku da yok, rahat da yok Metin. İlacınızı getirdim. Bir de sakinleşmeniz için çay yaptım size. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bir ihtiyacınız olursa ben ayaktayım. Sen yat istersen. Sağ ol. Tamam. İyi yine geceler. Bana ses edin. İyi geceler. İyi geceler.
Seher. Ne oldu, migrenin mi tuttu yine? Seher, ya diyorum ki... bu evden biri yapmış olabilir mi? Sen o kadına mı inanıyorsun? Onun laflarını gelip bana mı satıyorsun? Seni etkisi altına almayı başarmış. Beni kimse etkisi altına almadı Seher. Bu evde her şey senden sorulur. En iyi sen bilirsin diye soruyorum. Bu evde çoktandır hiçbir şey benden sorulmuyor. O kadının adliyeye geldiğini gördüm. Ne işi vardı senin arabanda onun? Onunla ilgileneceğine biraz olsun oğlumuzla ilgilenseydin belki de bugün, şu an burada olurdu Mehmet. İyi misin? Seni merak ettim. Adliyenin önünde bizi gördün diye mi bu çıkarımların Seher? Ben orada oğlumun derdine düşmüşken sen o kadının gözü önünde bana bağırdın. 30 yıllık hayat arkadaşının yanında durmadın. Ona inanmayı tercih ediyorsun. Sen ne yaptığının farkında mısın? Benim kimseye inandığım yok. Ben yalnızca gerçeklerin peşindeyim. Aslında ne oldu, bizden ne saklandı onun peşindeyim. Biz bugüne nasıl geldik? Kendi seçtiklerimizi mi yaşıyoruz yoksa bize dayatılanları mı? Neyse, Mehmet çıksın. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşuruz. Hadi geçmiş olsun.